sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle matematik dersinin çok keyifli ve eğlenceli bir konusunu çalışacağız. Hep birlikte nesneleri sayacağız ve nesne sayılarını tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki basamakta, basamakta diyorum çünkü iki basamaklı sayıların basamak değerlerini bulacağız. Ve acaba bunları birbirleriyle nasıl karşılaştıracağız, nasıl yorumlayacağız bu noktayı öğreneceğiz. Hazır mısın evladım? Hazırım öğretmenim. Müzik Hadi hemen bakalım acaba biz neler öğreneceğiz? Birlikte nesne sayılarını tahmin edeceğiz. Karşımıza herhangi bir çokluk içerisinde çıkan nesne sayılarını saymadan önce acaba burada kaç tane nesne vardır? Kaç tane kalem vardır? Kaç tane kitap vardır? Şeklinde tahminlerimizi yapacağız. Ve tabii ki de bununla sınırlı kalmayacağız. Çünkü tahminlerimizi nesneleri sayarak gerçek sonuçlarıyla karşılaştıracağız ve bir de aradaki farkı hesaplayacağız. Yani birazcık çıkarma işlemi de bizi bekliyor bugün arkadaşlar. O noktadaki eksiklerimizi lütfen tamamlayalım. Hemen sonrasında dedik ki rakamların basamak değerlerini acaba nasıl hesaplanıyoruz? Öğreneceğimiz çok yeni ve güzel bir konu başlığı da bu. Dedikten sonra hadi bir bakalım o zaman. Bir çokluktaki nesne sayısını tahmin etmek, o çokluktaki nesne sayısını yaklaşık olarak bilmek demektir. Yani karşımıza herhangi bir kitap rafı içerisinde çeşitli kitaplar çıktı diyelim. Ya da bir akvaryum içerisinde balıklarla karşılaşmış olabiliriz. Bir torba içerisinde saklı bilyeler bizi bekliyor olabilir. Önce ne yaparız? Önce birlikte tahmin ederiz arkadaşlar. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı acaba burada kaç tane villi olabilir deriz. Akabinde de nesneleri sayarız. Tek tek, sabırla ve atlamadan lütfen bu noktaya dikkat edin. Hemen akabinde de tahminimizi gerçek sonucumuzla karşılaştıracağız. Diyeceğiz ki aa aslında burada çok yakın bir tahmin yapmışım da diyebilirsiniz. Çok uzak bir tahmin de olabilir arkadaşlar ve böylece biz de aradaki farkı bularak tahminimizi kontrol edip ne kadar tutarlı bir tahmin yaptığımızı görebiliriz diyorum. O halde bir ısınma sorusuyla başlayalım. Evladım sence burada kaç tane kiraz var? Bence 15 tane kiraz var öğretmenim. O zaman hadi bakalım sayalım ve tahminimizle gerçek sonuçları karşılaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tahminin kaçtı evladım? 15'ti. Nesne sayımız kaç peki arkadaşım? 12. O halde bakalım aradaki farka birlikte. 15 ile 12'nin farkından evet 3 tanecik fark fazla tahmin yapmışsın ama seni tebrik ediyorum evladım çok yakın bir tahmin tutturmuşsun. Teşekkür ederim öğretmenim. O halde bana şimdi bir de buradaki kitaplıkta kaç tane kitap olduğunu tahmin edebilir misin? Tabii gördüğüm 20 tane kitap var. Aferin yine çok yakın bir tahmin yaptın. O halde bir de bakalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Senin tahminine çok yaklaştım gerçekten. 21, 22 diye baktığımız zaman aslında buradaki kitaplarımızın sayısı 22 taneymiş. Seni tebrik ediyorum evladım. Yine çok yakın bir tahmin yaptın. Teşekkürler öğretmenim. O halde hadi bakalım aradaki farkı hesaplayalım. Ve 22'den 20'yi çıkararak görüyoruz. 2 tanecik farkla doğru tahmini kaçırdın diyorum ama hiç üzülme. Tahmin soruları seni bekliyor. Bir diğer soruya bakacağız. Şimdi Ali ve Mete birlikte bir oyun oynayacaklar. Çok güzel. Siz de evlerinizde arkadaşlar bu oyunu oynayabilirsiniz. Ali ve Mete nesne sayılarını tahmin etme oyunu oynuyorlar ve bir akvaryumun içindeki balık sayısını bulmaya çalışıyorlar. Hemen bakalım. Ali demiş ki bence burada 25 tane balık var. Mete de demiş ki bence buradaki balıkların sayısı 30 olabilir. Şimdi Ali ve Mete'nin tahminlerini sırasıyla yuvarlak içine alalım. Hemen devamında bakalım. Diyelim ki acaba bu tahminlere göre şimdi biz balık sayılarını sayalım ve diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tabii ki de bu. 18, 19, 20, 21. E, 22-23 toplamda 24 tane balık varmış akvaryumumuzun içinde o halde sorunun devamında bize diyor ki tahminiyle gerçek sonucu arasındaki farkı en az olan öğrenci oyunu kazanıyor. Demek ki oyunu kim kazanıyor arkadaşlar hesaplayalım. Ali bize 25 tane balık olduğunu söyledi ama aslında 24 tane balık vardı akvaryumun içinde. Bu durumda Ali çok az bir farkla tahmine yaklaştı. Fakat Mete'nin tahminine baktığımız zaman Mete biraz fazla sayı söyledi. Tam tutturamadı. 24 tane balık olduğu için Mete 6 fark fazla sayıyla yani akvaryumda daha fazla balık olduğunu söyleyerek bu oyunu maalesef kaybetti. O halde bir yıldız verelim ve oyunun kazanı arkadaşlar oyunun kazananı arkadaşlar Ali'dir diyerek sorumuzun çözümünü tamamlayalım. O halde şimdi bir de beraber rakamlara bakalım. İlk önce basamak değerlerini hesaplamadan hatırlamamız gereken bir nokta var evladım. Sayıları yazmak için kullandığımız işaretleri biliyorsun ki rakam demiştik. Şimdi bana söyleyebilir misin matematikte kaç tane rakam evet, var? Evet öğretmenim 9 ee, tane 1-2-3-4-5-6- 7, 8, 9. Evet. 9 tane diyerek maalesef bir tane eksik söyledin. Çünkü sıfırı unuttun benim güzel öğrencim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9 tane olmak üzere aslında matematikte 10 tane rakam olması gerekiyor. Aa affedersiniz öğretmenim. Üzülme evladım. Buradaki eksiğini de bu konunun bitiminde toparlayacaksın. Hemen devam edelim o zaman. Bir doğal sayıda rakamları yazdığımız yerlere basamak diyoruz ve bu basamaklar yan yana iki rakam kullanılarak yazılırsa bizim için artık iki basamaklı doğal sayıları ifade eder arkadaşlar. Biz şimdiye kadar bir basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. Artık iki basamaklı doğal sayıları öğrenmiş oluyoruz. Yan yana iki rakam kullanarak yazdık. Yani şu şekilde düşüneceğiz. Önceden sadece bir basamaklı sayıları yazıyorduk ve bir basamaklı sayıları ifade ediyorduk. Artık yan yana iki rakam bizim için iki basamaklı bir doğal sayı ifade ediyor. Birlikte o zaman bu sayının hem okunuşuna bakalım. Sence burada kaç yazıyor evladım? 26 yazıyor öğretmenim. Aferin doğru bildin. Burada 26 yazıyor. 26 bu sayımızın okunuşu. O halde birlikte bakalım. 6 burada nerede? Birler basamağında. Şimdiye kadar öğrendiğimiz basamak zaten buydu. Çok kolay bir şekilde. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. İkinci basamağımızda arkadaşlar artık onlar basamağı olarak çıktı karşımıza. Ve baktığımızda biz burada onlar basamağındaki sayıyla birler basamağındaki sayıyı birlikte yan yana geldiği zaman 26 olarak okuyoruz. Diyorum çok kolay ve hatırlatıcı oldu. O halde devam edelim bir örnek soruyla daha. Bir doğal sayıda rakamlar bulundukları basamaklara göre değer alırlar. Yani herkes e, bulunduğu basamağa göre bir değer kazanıyor. Örnek vermek gerekirse burada bir zıplayan ikimiz var. İki bakın mesela burada birler basamağına zıplarsa, o zaman bu iki yine iki olarak kalmış oluyor. Çünkü birler basamağındaki sayının basamak değeri değişmiyor arkadaşlar. Buradaki iki bakın hemen bir üst basamağı zıpladığı zaman 20 olmuş değeri bir üst basamağı zıplayıp da 20 değerini aldıysa demek ki buradaki basamağın adı da arkadaşlar onlar basamağı olacak o zaman her basamakta sayımız farklı bir değer alabilir sadece birler basamağında sayımızın değeri daima aynı kalır o halde boşluğumuzu dolduralım bir doğal sayıda rakamlar bulundukları basamaklara göre değer kazanırlar ve bu değeri de arkadaşlar biz basamak değeri adını veririz o halde birlikte 58 sayısını basamak değerlerini ve basamak adı çözümlemesini yapalım şimdi diyor ki bize sayımız 58 basamak adımız 8 için demiştik ki az önce birler basamağında şu şekilde de gösterip altını çizersek 8'e burada birler basamağında diyeceğiz hemen diğerine bakacağız diyeceğiz ki 5 burada nerede bulunuyor acaba onlar basamağında bulunuyor o zaman onun basamağının altına da onlar basamağı diye yerleştirdik devamına bakacağız basamak değeri bulabilmek için demiştik ki birler basamağında bulunan bir sayının basamak değeri değişmez. Çünkü bir sayının basamak değerini bulabilmek için arkadaşlar sayıyı bulunduğu basamaktaki değerle çarparız. Yani 8 birler basamağında olduğu için 8 kere 1 diyerek bu sayının basamak değerini 8 olarak hesaplarız. 5 onlar basamağında olduğu için 5 kere 10 50 diyerek de bu sayının basamak değerini 50 olarak hesaplarız. Ve tabii ki de her zaman bir sayının okunuşu o sayının basamak değerlerinin toplamından ibarettir. Bu sebeple biz gördüğümüz sayıyı arkadaşlar buradaki basamak değerlerinin okunuşundan elde edebiliriz. Demek ki sayımızın okunuşu 58 olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar kolay ve açık bir şekilde bu konuyu kavrayabilirsiniz diyorum. O halde diğer bir soruyla devam edelim. Yukarıda bazı torbalar görüyoruz. Buradaki torbaların dört tanesinde onar tane bilye var arkadaşlar. Bir tanesinde de sadece iki tane bilye var. Evet evladım buradaki torbaları görüyor musun? Görüyorum öğretmenim. Çok güzel. O halde bana söyleyebilir misin? İçinde 10 tane bilye bulunan kaç tane torba var? Dört tane. Aferin evladım. İçinde burada 10 tane bilye bulunan gerçekten de 10, 20, 30, 40 toplam 40 olacak. Her birinde bakın 10'ar tane var arkadaşlar. Tek tek saymıyorum. Tamamına baktığımızda 4 tane torba görüyoruz burada. Peki evladım şimdi söyle bakalım. içinde 2 tane bilye bulunan kaç tane torbamız var? Bir tane öğretmenim. Aferin seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok dikkatlisin. Bakıyoruz içinde iki tane bilye olan sadece bir tane torbamız var. Şimdi de bana söyleyebilir misin? Buradaki torbaların içindeki toplam bilye sayısı kaçtır? 42 öğretmenim. Gerçekten harikasın senden hiçbir şey kaçmıyor. Tam tamını 42 tane bilye var burada. Tebrik ediyorum seni çok güzel anladın. Teşekkürler öğretmenim. Hemen o zaman sağlamasını yapalım. 4 tanesinde 10 bilye yani 10, 20, 30... 40 şeklinde olabilir. Bir tanesinde 2 bilye ve baktığımız zaman 42 tane bilye. Yani Dört tane onluk bilye aslında bize onlar basamağını, bir tane ikilik bilye aslında bize arkadaşlar birler basamağını ifade eder. Birler basamağını iki, onlar basamağını dört yazarak da sayımızın kaç olduğunu iki basamaklı bir gösterimle sunabiliriz diyorum. O halde güzel bir kazanım sorusuyla da kaldığımız yerden devam edelim. Burada bize çok güzel bir abaküs vermiş. Yandaki abaküste gösterilen iki basamaklı sayıyı, sayının basamaklarının adlarını ve bu basamakların rakamlarını bulunduğu yerlerin değerlerini göstermemizi istemiş. Birlikte bakalım. En sağdaki basamak bizim için arkadaşlar birler basamağını ifade ediyor. Bu sebeple buraya birler basamağı yazacağız. Peki birler basamağında acaba kaç tane bilye var? Bunu gösterebilmek için de yan yana iki çizgi bizim için iki basamağı ifade etsin. Birler basamağına 1, 2, 3, 4 toplamda 4 adet bilye yerleştirebiliriz. Hemen diğerine bakıyorum arkadaşlar. Sayının solundaki basamak aslında en büyüktür. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. İleride büyük sınıflar olduğunuzda da göreceksiniz. En soldaki basamak her zaman basamak değeri en büyük olan basamağı ifade eder. Bu sebeple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tane boncuğun olduğu basamak aslında bizim için onlar basamağını ifade ediyor. Evet bunu da yazdıktan sonra birlikte basamak değerlerine bakalım. Dedik ki bir sayının birler basamağında bulunan sayının basamak değerini hesaplayabilmek için aslında yapmamız gereken bir şey yok. Çünkü sayının kendisi birler basamağındaki sayının basamak değerini ifade eder. Yani 4. Dediğim gibi bu 4 çarpı 1'den kaynaklanıyor arkadaşlar. Diğerine baktığım zaman burada onlar basamağında 7 tane boncuk görmüştüm. Ve onlar basamağında zıpladığı için bu 7 boncuk her birinin değeri 10 kere artıyor. Böylece arkadaşlar buradaki basamak de karşımıza 70 olarak çıkıyor. Bir de ne yapalım fazladan? Bu sayının okunuşunu söyleyebilir misin bana evladım? 74. Harikasın gerçekten çok iyi anladım bu konuyu. Seni tebrik ediyorum. Sayımızın okunuşu 74 olarak karşımıza çıktı ve bu şekilde de konumuzu kavradık diyorum. O halde hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar çok güzel bir model soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Baktığımızda Ayşe yukarıda taban bloklarıyla modellenen sayı ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre Ayşe'nin yaptığı yorumlardan doğru olanları D ile yanlış olanları Y ile gösteriniz demiş. Birlikte bakalım acaba buradaki bloklar bize neyi ifade ediyor? Şimdi arkadaşlar gördüğümüz her onluk blok bu sayının içerisinde bir tane onlar basamağı olduğunu ifade eder. Ama bunun bu haliyle onlar basamağı olduğunu anlayamam. Çünkü bunun onlar basamağı olabilmesi için sayı ya sağına bir sayı daha gelerek birler basamağını temsil etmesi gerekiyor. Ve baktığımızda birler basamağını temsil edecek olan sayı aslında buradaki birliklerin sayısıdır. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada arkadaşlar 9 tane birlik var. Bu durumda ben gördüğüm iki basamaklı sayının birler basamağına 9 yazarım. Hemen diğerine bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Her biri onluk olan toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de arkadaşlar burada onluğumuz var. Ve bu sayıyı onluk olarak ifade etmemizin sebebi aslında 9 rakamının onlar basamağında bulunmasından kaynaklanıyor. Bu durumda biz iki basamaklı sayımızı bulduk. Ve hatta sayımızı okuyalım. Bu gördüğünüz gibi 99 sayısını ifade ediyor. Birlikte bakalım şimdi sevgili Ayşe'nin yorumlarına. Demiş ki bir basamaklı en büyük sayıdır. Şimdi bir kere sayımız bir basamaklı değil değil mi? Mesela şu soldaki basamak olmasaydı sayımız bir basamaklı olabilirdi. Ama sayımız şu anda iki basamaklı. Çünkü yan yana iki tane rakam yazmışız. Dersimizin en başında söylemiştik, yan yana gelen iki tane rakam bizim için iki basamaklı bir doğal sayıyı temsil eder demiştik. Bu sebeple üzülerek Ayşe'nin yapmış olduğu bu yoruma yanlış diyeceğiz. Peki yorumun doğrusu nedir? Hemen kenarına söyleyelim. Bir basamaklı en büyük sayımız arkadaşlar dokuzdur. Diğerine bakıyorum, İki basamaklı en küçük sayıdır dedi. Sayımızın iki basamaklı olduğu bilgisi doğru. Bu sebeple iki basamağa baktığım zaman evet gerçekten iki basamak görüyorum burada küçük sayıdır demiş arkadaşlar. Hayır, 99'un daha küçüğü var. 98, 97. Bu şekilde küçülerek 9'a kadar geldiğimde 9'un hemen arkasında iki basamaklı olan ve en küçük sayıyı temsil eden 10 var arkadaşlar. Bu sebeple maalesef Ayşe ikinci yorumu da yanlış olarak yaptı. Üçüncü yoruma bakıyorum. İki basamaklı en büyük doğal sayıdır. Evet şimdi işte Ayşe doğru yorumu tutturdu arkadaşlar. Sayımız hem iki basamaklı hem de rakamlara yazabileceğimiz en büyük rakamları yazdık basamak yerlerine. Bu yüzden biliyorsunuz 9'dan büyük bir rakam yok. Bu sebeple dokuzlardan oluşturarak yazmış olduğumuz iki basamaklı bu sayı bizim için en büyük iki basamaklı doğal sayıyı ifade ediyor diyorum. Çok da güzel bir şekilde bir basamak değeri ve basamak değeri tünedi sorusuyla devam ediyorum. Bakalım şimdi bu soru çok güzel arkadaşlar gerçekten sizler de önce cevaplarını kapatarak sorunuz, soruyu kendiniz çözerek lütfen anlamaya çalışın. Görseli verilen tren basamak değeri tüneline giriyor ve lokomotiflerin üzerinde yazan iki basamaklı doğal sayılardan rakamlarının basamak değeri en yüksek olana şuranın altını çizmek istiyorum. En yüksek olana neyin en yüksek olduğu arkadaşlar basamak değerinin en yüksek olduğu eşit dakikada tünelden çıkıyor yani demek istiyor ki 15 girdiği zaman bakıyorum normalde sadece 15 girseydi mesela rakamlarının rakamlarının basamak değeri en büyük olan burada 1 olacağı için çünkü 1'in basamak değeri 10, 5'in basamak değeri 5. O zaman bu tine, bu tren tünelden 10 dakikada çıkardı. Şimdi buradaki 4 tane sayıya baktığımız zaman 15, 72, 36 ve 48 sayılarının 8 birler basamağında normalde buradaki en büyük rakam 8. Ama 8 birler basamağında olduğu için 48'in 8'inin basamak değeri ve 4'ün basamak değeri karşımıza 8 ve 40 olarak çıkar. Devamına bakalım. 36 için aynı işlemi yaptığımız zaman 36'da 6 birler basamağında ve 3 onlar basamağında olduğu için trenden çıkış süreleri, daha doğrusu basamak tünelinden çıkış süreleri 6 dakika ve 30 dakika olarak değişir. Diğerine baktığımız zaman 72 sayısı girdiğinde 2'ye baktığımız göre 2 7'ye baktığımıza göre de 70 dakika sürecek bu tünelden çıkışımız ve son olarak 15'e baktığımız zaman 5 için basamak değeri 5 ve 1 için de basamak değeri 10 olduğu için burada da gerçekten yanıtı verecek bir sayı ile karşılaşmadım. Buna göre trenin biz basamak değeri tünelinden kaç dakikada çıkacağını bulmamız için basamak değeri en büyük olan sayıya bakmamız gerekiyor. Yani 7'ye çünkü 70 burada basamak değeri en en büyük olan sayının basamak değeri olarak karşımıza çıkıyor. Yani 7'nin bu sebeple trenin tünelden çıkış süresi 70 dakika olarak bulunur diyorum ve yine güzel bir kazanım sorusuyla devam ediyoruz. Burada bize bir papatya ve bir de yonca vermiş arkadaşlar. Papatyaya baktığımız zaman papatyanın yaprakları üzerinde yazan iki basamaklı sayılardan evet 18 yazmış, 69 var, 72 var, 45 var, 37 var. Onlar basamağı. Onlar basamağı. O zaman hepsinin onlar basamağına bakalım. Bir, 6 7 4 ve 3 en büyük olanı maviye. Hemen müsaadenizle mavi kalemimi alıyorum. En büyük olanın altını çiziyorum. 1 6 7 4 ve 3 sayılarının biliyorsunuz en büyüğü 7'dir. Bu sebeple 72'nin olduğu rakamı şöyle yaprağı hafifçe maviye boyuyorum. Kenarı da alalım isterseniz. 72'yi boyamış olduk arkadaşlar burada. Diğerine bakıyorum. Yoncanın yaprakları üzerinde yazan iki basamaklı doğal sayılardan dedi. Yoncanın üzerinde 19, 60 ve 52 yazıyor. Birler basamağı bu defa birler basamağına bakmamı istiyor. 9, 0 ve 2 en küçük olanı görmemi istiyor. 9 mu küçük 0 mı 2 mi? Tabii ki herkes sıralama yapmayı bildiği için arkadaşlar sıfırın daha küçük olduğunu biliyorsunuz. Ve bunu da kırmızıya boyamamı istediği için şöyle 60'ın olduğu yaprağı da hafif bir şekilde kırmızıya boyayarak sorumun çözümünü doğru bir şekilde tamamladım diyorum. Kavrayıcı bir konu oldu. Peki neler öğrendik? Hadi bakalım. Birçokluktaki nesne sayısını önce tahmin ettik. Sonra sayarak gerçek sayıları belirledik ve birlikte aradaki farkı bulduk. Hemen sonrasında da ne yaptık? İkinci sınıf olduğumuz için artık iki basamaklı sayılar yazdık. Ve bu sayıların her birinin rakamlarının basamak değerlerini beraber belirledik. Basamak değeri en büyük olan en küçük olan sayılara baktık. Hatta birlikte onları sıraladık diyorum. O halde sen de öğrendin mi evladım? Çok iyi öğrendim öğretmenim. Aferin gerçekten çok harika bir öğrencisin. Seni tebrik ediyorum. O halde hadi bakalım anlatımını tamamlayalım. Evet yukarıda görselde verilen kelebekleri sayalım. Bu sayının rakamlarının basamak adlarını ve basamak değerlerini gösterelim dedi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen öğrendiğiniz bu konuları soru bankalarından soru çözerek pekiştirmeyi ve kalıcı olmasını sağlamayı unutmayın. Çünkü unutmayın gerçekten bilgi pekiştirildikçe kalıcı olur. Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz öğretmenim.